İyi akşamlar Ahmet Hocam. Hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar sana da. Ben Hacer Menkul Değerler'den Nuray. Bütün yatırımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sözü size bırakıyorum Ahmet Hocam. İyi yayınlar. Tamam. Herkes görüyor mu ekranı? Matrix'i görüyor mu herkes? Sohbet kısmına bakayım. Evet hocam. Görünüyor hocam, yazıyorlar Ahmet hocam. Tamam. Sözü Evet, size hadi bakalım bırakıyorum. herkese bir iyi akşamlar deyip gene grafiğimizi açalım. Bu grafiği sen görüyor musun Nuray? Görüyorum hocam, evet. Tamam. Okey o zaman. Tamam. İyi. Evet. 2400'ü de geçtik. 2500'ü de geçtik. Tırmanışa devam ediyoruz ama giderek tabii yukarı çıktıkça risk, yani bir satış yeme riski da giderek artıyor tabii ki. Yani biraz da yorulma işaretleri de olabilir. Şimdi buradan koptuk. 2103 şuradan gittik. Şurada zaten hareket başladı. Şu noktada hareket başladı. Yani oradan itibaren endeks giderek hızlandı. Çünkü bir önceki oradaki tepe direnci geçiliyordu. Ve şu dörtgen, yani şu yatay alanın içinde kalan şu hareket böyle giderek buradan koptu gidiyor. O yatay alanın kalınlığı bu kadardı. Yüksekliği. Bir o kadar daha yukarı gitti mi? Öteki tarafa geliyordu zaten. Oraya geldi. Şimdi tırmanışa devam ediyoruz. Aşağı tarafta ne var? Alım sinyali burada geldi. Hala tırmanıyor MACD. Yukarı doğru gidiyor. Ama giderek ortalamalardan uzaklaşmaya da başlıyor. Bu ortalamayla bunun arasındaki mesafe açıldı. Yani ortalama 2350'de kaldı. Biz 2530'larda filanız galiba. Şuralara bakarsak 2533'teyiz. Evet. Şöyle de bakalım. Buraya gelelim. Burası kaç? 800 90. Şöyle bir çizelim. 890'dan başlayan, burada biten ilk dalga diyelim. Nereden geri döndü? Buradan geri döndü. Yani %38'in olduğu yerden destek buldu. Şurada. Ve oradan tekrar yukarı doğru tırmandı. Orası kaçtı? 159 bin. Orası kaç? 81.900. Burayı geç. Şuraya bak. Orası kaç? 130 bin. Buradan koptu. Orası da 137 bindi. Şu nokta. 240 bine geldik.
Orası biraz fazla abartı oldu. Yani buranın ilk hedefi burasıydı. Üzerine koyarsak. Neyin üzerine koyuyoruz? Şu çıkışın %61.8'i bu kadar. Bunu alıyorsun, bunun üstüne koyuyorsun. Hedeflerden bir tanesi bu. Zaten burada bir sürü bıdı 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 yapmasının sebebi de o. Yani şurayı iptal et. Burada ineri çıktı, indi gitti geldi. Sonra bir daha koparttı burada. Yukarı tarafta ne var? Hedef. Hedeflerden bir tanesi bu. Şunu alalım. İlk dalga boyu bu. Buradan başladı, burada bitti. 0.618 katı kadar geldi. Onun üzerine ilk dalga boyunu daha ekledi. Bir sonraki hedef de burası. Yani şöyle diyeyim. Fibonacci hedefi olarak burası aşsa burası da aş. Hakkari'nin H'si. Burası da 0.618 aş. Hedeflerden bir tanesi burada. Burası. 2800 diye bir rakam burası. Oraya doğru gidebilir. Bakalım gider mi? Şöyle çizdiğiniz zaman yani bu tepe, bu tepe, şuradaki tepe falan olunca buralara bir yere doğru geldi. Aşağı taraf hala yükseliyor. Buradaki al sinyali. Bunu haftalığa çevirelim. Burada tam satışa dönüyor gibiydi. Ama patladı yukarıya. Haftalığa çevirirsek ...81.900'den başlayan 159.000, sonra 130.000, 130.000'den şu anda gelinen nokta 2500, yani 250.000 filan. Burası. ...253.000 filan olması lazım. 2533 mi, öyle bir şey kapattı galiba, oralarda kapattı. Yani 255.000'e doğru geldi. Satış, alış sinyali, satışa dönüyordu. Tekrar ala döndü. Bu tepe geçildiği anda tekrar ala döndürdü haftalık grafik. Şimdi bakarsak buraya, biraz daha sadeleştirelim.
Başka bir şeye daha bakalım. Buradan buraya kadar bir çıkış yaşandı diyelim. Burayı iptal ediyoruz. Tepe burada olsun. Tepeler tepeler. Hatta flamayı da bırakayım. Biraz daha şöyle yapayım. Bayrağa dönüştüreyim. Eğer bayrağa dönüşürse, bayrağın sopası bu. Burada bayrak oluşup da bayrağın bir sopası daha kadar giderse zaten şuraya gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. Yani bayrak görüntüsü de 3 aşağı 5 yukarı 2850 civarını veriyor. Şuradaki çıkışın, yani buradan patlayan bir çıkış. Burada biraz geziniyor. Bıdı 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 bıdı. Bayrağın dörtgen alanı. Sonra buradan da yukarıya patlıyor. Bir o kadar daha gidebilir. Endeks bu. Dolar bazında. Yani şöyle tepeleri birleştirelim. 3 aşağı 5 yukarı hepsinden geçecek şekilde. Biraz ortalayabiliriz. Evet tamam. Bir de dipleri birleştirelim hepsinden geçecek şekilde. Yani buradaki yatay alanı yan yan giden bir endeksi herhalde görüyorsunuzdur hepiniz yani. Dip, tepe. Hadi biraz uzadı daha diyelim. Biraz daha şöyle olsun. Ah canım benim ya. Biraz daha aşağı sarktı. E tamam bir dip de burada. Bir tepe burada. Bir dip burada. Hop bir dip daha. Hop tepe. Gene dip. Eğer bu trendi tepe dip tepe dip tepe dip şeklinde takip edecekse bu kerata bundan sonraki hareket muhtemelen tepe olacak. Yani o şekilde gidiyoruz şu anda. Bundan sonrası da buraya gider. Evet. 20 bin dolar çarpı 15 300 bin liraydı. Yani 285 bin falan. Ama ondan önce sıkıntı burada. Burada tepeler var. Esas sıkıntılı alan tam oraya doğru geliyor. Yani biraz zorlanırsa da şaşmamak lazım yani. Normal. Yani bu buraya gelene kadar nasıl burada şu alanda şu kısımda nasıl vakit geçirmiş? Evet, buraya geldiği zaman tarih Mart'ın sonu 22 falan. 2021'in Mart'ı. Buradan aşağı koptuğu zaman Kasım'ın 15'i. Yani diyelim ki 20'si. 20 Mart'tan 20 Kasım'a kaç ay geçiyor? 8 ay. Değil mi? 3 artı 8, 11. ay Kasım. Şimdi buradayız. Ne zaman burası? Nisan. Nisan'ın başı. 4. ay. 4 artı 8, 12. Yani şuralar, tamam mı? Buralardan eğer
Buralarda böyle dolaşıp da şu hareketi çekecekse yukarıya yani bunun gibi bir tane de burada olacaksa burası gayet güzel. Şöyle hop güzel bir daire olur. Ama bunun da tabii Ekim Kasım'a gelir o iş. Burada yaz aylarında git gel git gel olabilir. Şaşırmam yani. Şuradan iyi bir koptu. Buradan satıcı gelir, iner, çıkar, iner, gider, gelir falan. Aa çıktı, aa düştü, haydi gitti, haydi indi. FED faizi arttırdı, arttırdı da ne oldu? Yani yok Rusya şu dedi, o bunu dedi. Yok ya turist geldi, turist gitti bilmem ne derken bir bakarsın. Covid-19 aşısı bulundu, 8. hatırlatma aşısı yapılacak bilmem ne falan karambol. 6. 8. 7. aşıları hatırlatma aşısını yaptınız mı? Yaptırdık yaptırdık çok iyi. Maşallah top gibiyiz falan filan. O karambolde sonbahara kadar da bu vakit geçirebilir. Yani şimdi herkesin artık gözler karardı. Herkes Allah 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 sesleri arasında ne bulursa dalıyor. Değil mi? Kolay para kazanılıyor gibi değil mi? Böyle sabahın köründe oba diye gidiyor. Ay ama hop hop falan. Çok kolay olmaya başladı. Dikkat edin kendinize. Yani gene rahatlamaya bayağı ne güzel. Ya hop koyuyoruz, hop alıyoruz, hop koyuyoruz, hep alıyoruz. Lan burası altın madeni gibi bir şey oldu falan. Dikkat edin. Yani bir anda kömür tozuna bulanıp çıkmayın o madenden. Altın bulacağım derken. Öyledir bu işler. Ne kadar böyle gardını düşürürsen, ne kadar aa işler çok kolay ya. Oh oh ne güzel. Sabah kalkıyoruz, para basıyoruz. Akşam yatıyoruz, para basıyoruz. Tabii tabii. Bir süre sonra gösterirler gününü. Bak sabah basılıp akşam yatılınca para basılıyor mu yoksa basılmıyor mu? Evet. Esas yatay alan zaten burada. Yok. Orası bir gün buraya gidecek kardeşim. Daha uzun vadeli bir görüntüde gidecek. Buradaki tepelere, buralara gidecek. Yani şu. O yatay alanın kalınlığı yukarıya koptuğu zaman bu endeks. Niye gidiyorsun? Allah Allah iyi gidiyorsun. Bu hafta matematik toparlıyorsun. Bak buralara kadar gelecek. Matematik çalışmak gerekli. Matematik önemli. Evet. Buralara kadar giden buraya gelir. Şuradaki ikili tepeyi bulur. 2018 senesindeki tepe bu. İkili tepe. Yani bu çanak tamamlanacak. Evet. Gelelim başka şeylere. Ne var? Altında durum ne alemde? Ons altın. Şuradaki çanak neredeyse tamamlandı. Bu şekilde. Oradan satış geldi. Şuradan satış geldi. 2070 burası, 2075 burası. Yani şöyle. Covid derken 2075 oldu burası. En son gene bir Ukrayna savaşı falan derken dünya gene batıyordu falan derken hop 2070'ten satış yedi. Peki bunun dibi nerede? Bunun dipleri yaklaşık burada. 1, 2, 3 tane dibi var. Burası kaç lira? Yaklaşık 1680 dolar filan. Dirençler de burada. Şurada da mesela şöyle baktığınızda hadi burayı da iptal ediyorum. Şurada şöyle bir yarım daire de burada var. Bu yarım daire yukarı katlarsa çanağı tamamlayacaktı. 3 aşağı 5 yukarı.
Tamamladı. Şimdi burada kulpu olacak. Muhtemelen. Yani şöyle. Şöyle yapalım. Şu alanda muhtemelen kulp olacak. Yani şu büyük kısım burası kahve fincanının fincan kısmıysa içiyorsunuz ya fincan. Fincanın nesi var? Bir de kulpu var yani şurada. Tutacak yeri var. O da kulpu. Bu alanda o öyle. Yani fincan burada. Büyük çanak bu fincan. Böyle. Burası da onun kulpu. Şu dibin olduğu yer. Şurası da kulp. Önce fincan kaplasa burası kaç? 1900, 2070, 2050 desek 1900'den 2050, 150 koy üzerine 150 yaklaşık 2350'ye hedefler. Fincanı katlarsa yukarıya 1700, 2100, 400 2100, 400 daha 2500 demek 2450 civarı, tamam mı? O da fincanın katlanma yeri yukarı yönde. Şu anda altın ortalamalara doğru geliyor. Burası 20 günlük ortalama, bu da 50 günlük ortalama. Şurada alıverdi. Dur bakalım ne olacak? Eğer burada tutunursa buradan sonraki zıplamada 2000'in üzerinde 2010, daha sonra da 2070 var hedefte. Bu da altın. Evet, bakalım Brent'te durum ne alemde? Burası da sert bir satışta 107'ye geldi. Yani bakarsanız yani günlük grafik bu ya. Günlük grafikte burası aralığın 21'i filan. Kardeşim 70 dolardı. 70 dolardan 131 dolara gitti. 131 dolardan indi 95'e. 95'ten 115 miydi burası? Tabii yok. 120-121. Oradan tekrar aşağıya 97. Burası 113 falan olması lazım. Evet, 113, 90, 114. Yani şu alanda daralıyor. Evet. Şöyle bakarsanız destek, dip desteği burada en son. Bunun dışına taştı. O zaman şöyle yapacağız. Dirençler nerede? Bir tanesi burada. 131. Bir tanesi burada. 120'de. En son tepede. Burada. Yani şuradaki şu çanaklar acaba tamamlanabilecek mi? Yoksa bu sağ tarafa doğru yayılacak mı? Aşağı tarafta hafiften alıma döndü gene. Burada satışa dönmüştü zaten. Zaten şu aradaki mesafe çok açılırsa ortalamayla mutlaka ortalamalara doğru yanaşır. Ortalamalara doğru gelir ya.
Brent'in aylık grafiğine baksan. Burası 147. Buralar 128 filan. Ya orayı gördü zaten 131 ile. Burası da 87. Yani onu bıraktım 87'yi. Şu kısım $100. Bakın burada 2011 senesi, 2012, 13, 2014'ün Temmuz'una kadar burada oyalanmış. Yani $100 128 dolar arası gitmiş gelmiş. Yaklaşık 3 sene. 2011, 2012, 13, 14'ün yarısı. 2011'in yarısından başla 3 sene. E burada daha bir ay yeni oldu ya. Yani. 131'de hemen hoppa diye. E burası boş kaldı. Yani şunun gibi burada bir süre çalkalanabilir diye düşünüyorum. Yani fiyatlar açısından. Evet, gelelim bazı kağıtlara. Geçen sefer de konuştuk. Evet, Çelebi'de millet parasını kazandı. Fimizip kazandı. Şişe, yani şişede de kazanmadıysa millet artık bilmiyorum yani nasıl olacak bu işler. Ne anlattım? Trend. Bu tepe ne tepesi? 2400 endeks tepesi. Endeks geçti orayı. Bir sürü kağıt da geçti. Şişe cam geçemedi. Şişe camın neyse eksik ki? O da geçecek. Yani şuradaki tepeyi alacaksın. Kaç kardeşim burası? 18.80. 82. 18.82. Bu kağıt 18.82'yi geçecek. Diğerleri gibi. O zaman burada pozisyon tutacaksın. Şuralarda bir yerde. Salı, pazartesi, cuma, perşembe. Demek ki perşembe günü buradaymışız. 17.43'te. Bugün 18'in üzerine gitti. Bu böyle. Peki. Buna geldik. Güzel. İyi de bunun da tepesi 11.35. 2400 endekste 11.35'te gördü. Endeks yukarı gitti. Bu daha göremedi. 11.35'i. Satış geldi. 1, 2, 3. Gene buralarda. Muhtemelen aşağı inse bile ortalamaların oraya bakın o zaman. Ortalamaların altı stop. Şöyle bir hareket yukarı yönde. Burada da gelişebilir. Yani 11.37'nin üzerine bunun nesi eksik ki? Bu niye çıkmasın? Yani bu çıktı. Örneğin en kötü en kıtırık yani gitmemesi gerekenler değil mi? Gelelim bankalara. Burası endeksin 2400 endekste buradaydı. Bak burayı açtı gitti. Nereden geldi? 6.5'tan geldi. 9.5 oldu. %40-45 para verdi burası. Gitmiyor dediğiniz şey. Vallahi bilmem bir ayda gitti. En kötü ihtimal. Onu bıraktık. Buna bakalım. 2400 endeks burada. 2400 endeksteki tepeyi geçti. Demek ki Tüpraş geçmiş. Halk Bankası yani o bile geçti. 2400 endeks buralarda bir yerde. Ha, fiyata bakarsan yani kağıda bak.
Tabii ki gelir alırlar bunu ya. Yani buraları alırlar. Nerede alacaklar yani? Yani bu tepeye geldiği zaman mı alacaksınız yani? Bu tepeye geldiği zaman alırsanız para kaybedersiniz. Alacaksa kardeşim birleştir dipleri. Tamam mı? Tepeleri birleştir. Şöyle dipleri birleştir. 1, 2, 3 tane dip var. En yakın vadedeki tepe bu. Biraz o zaman biraz belki şuradan dolayı satış gelebilir. Şu 1 ile 2'den dolayı. Ama orası aşılırsa burası falan yukarıya doğru ite kaka da olsa tırmanıyor. Bu ite kaka tırmanıyor çünkü kamu kağıdı. Yani bunların ne yaptığı konusunda yatırımcı, yabancı yatırımcı şüphe içinde olduğu için onlardan Sıtkı sıyrıldı, çekti, gitti. Muhtemelen öyle oldu. Ya ben bunların yani kendi kendilerine beni düşünecek şekilde karar verdiklerine inanıyorum, inanmıyorum falan filan demiş olabilir. Çekmiş gitmiş olabilir. Yani oraya kredi kullandır, şöyle yaptır, böyle yaptır diyerek hareket ediyorlar filan demiştir. Kafasında bir şeyler kurgulamıştır belki. Yani doğru yanlış. Yani kim ne derse çekmiş gitmiş olabilir ama diğer kağıtlar da gitti kardeşim. Bırakalım bunu. Görelim Arçelik. YMKB 30 mu? Evet oralarda. Arçelik nerede? 69 lira. Gelelim. 2400 endeks burada. 57 lira. Kağıt gidiyor hala. 69'a geldi. Demek ki Arçelik de gidiyor. Peki. Başka bir büyük kağıda gelelim. Hadi Doğaç diyelim. 2400 endeks burada. 51 lirada. Kağıt geldi 75 liraya. O da gidiyor. Trende baksana. Yani ortalamanın üzerinde şuradan itibaren çarpıyor. Pıtı pıtı baldır küldür baldır küldür. Yani 50 günlük ortalamanın üstünde kağıt yukarı gidiyor. Sıkıntı ne ki? Alacaksın oturacaksın üzerine. Gidiyor işte yani. Bazen böyle çok fazla açılıyor. Şurada olduğu gibi fiyat burada ortalama burada. O zaman aradaki mesafeyi kapatıyor. Kapatır. Ortalamalar fiyat ve ortalamalar birbirlerine aşık. Beraber olacaklar. Ereğli. Kağıda var. 15 lira. 15 liradan beri kağıtta 50 günlük ortalamanın altına inen bir hal var mı? Yok. Çarptı, sıçradı. Çarptı, çarptı, sıçradı. 2400 endeks burada. 2400 endeksteki fiyat bu. O da geçmiş. Gelelim buraya. Bu kalınlığı alalım. Arkadaş burası kaç? 23. Burası kaç? 31. 8 lira. 31'in üzerine 8. Kağıt 39'a 40'a doğru gidiyor. Trend ne halinde? 20 günlük ortalamanın üstünde gidiyoruz. Gidiyor. Benim kağıdım niye gitmiyor? O niye gitmiyor? Ya giden kağıda gel. Allah Allah. Yani elinden birisi mi tutuyor kardeşim? Nedir derdin anlamadık ki. Tepe burada. 301. 39 liralık kağıttı bu. 39 lirada batıyor bu. Alman falan. Nereye? Yok endeks gitmiyor da bilmem ne. Türkiye batıyor şöyle oluyor böyle oluyor. Alırsın 500 lirada. Gömerler malı sana. Oturursun aşağı. Kaç lira burası? 220. Burası kaç lira? 300. 80 lira fark var. 300'ün üzerine 80. 380. Çanağı katlarsın. Trend hala yukarıda. Yukarıya doğru gidiyor. Kağıt ortalamaların üzerinde. Onu bıraktık.
Başka bir şeyler bulalım. YMKB'ye ait. İşçe. Abicim kağıt şuradaydı. Ekim'in 21 2021 Ekim'inde kağıt burada. 5 lirada. Kağıt bugün 11 lira. 2400 endekste kağıt 9 liraydı. Gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Ortalamaların üzerinde kaldı. 7 lira, 9 lira. 2 lira fark var mı? Var. 2400 endeksteki fiyatı geçmiş mi? Buradaki çanağı katlamış mı? Katlamış. Hocam işçiye alınır mı? Allah Allah. Şimdi burada yani bana bu soruyu sorarsam bu soru yani her şey olabilir. Baksana ortalamalardan gitti zaten. Çanağını katladı, matladı. Trend yukarıya eyvallah ama trend yukarıya demek yani burada da trend yukarı. Ama 9 liradan 7 liraya geliyor. Ortalamaların altına inmiyor. Trend hala yukarı da. Şimdi buradan da 10 liraya gelirse ne diyeceksin? Hoca kağıt aldırdı düştü. Ya 30 aldı ben düşmem. Çünkü ne kadar süre bekleyeceğini bilmiyorum. Dolar bazında. Bakarsınız dolar bazında da. Yani kağıt da burada ya. Kağıt burada. Ha, bu da buraya gider mi? Bir dolara gidebilir. Çünkü haftalık grafiğe baktığınızda kağıt burada daha yeni kalkıyor şurada. Dört hafta. Ne oldu? Satış geldi. Niye? Çünkü bu seviyeye geçildi. Ortalamadan uzaklaştı. Tamam mı? Şimdi ortalamayı bekleyecek. Esas gelebilecek satış buralarda gelir. Kaç kuruş orası? 90 sent. 13,5 lira. Ama 2400 endeksteki fiyatı geçmiş mi? Geçmiş. Peki başkalarına bakalım. Koç Holding. 2400 endeks fiyatını geçmiş mi? Geçmemiş. Bakıyoruz. Geçmiş. 38 lira. Evet. Aşağı taraf nerede? Bıraktım burayı. Şurayı alalım. Hani dipler daha çok burada gibi. Orası kaç lira? Hadi 29 diyelim. 29. Burası kaçtı? 39. Yukarıya katlarsa ne olur 10 lirada? 49 olur. Patates soğan endeksinde, daha doğrusu patlıcan endeksinde patlıcan 40 liraysa kardeşim söyledik. Koç Holding 40 lira olmaz. Daha fazla olur yani. Ülkede. Gelelim bakalım. Otokar. Altay tankı şu bu falan filan. Eninde sonunda Altay tankı mankı buraya gelecek. Evet. İşte. O yaptı. O öyle oldu. Böyle oldu. Şöyle oldu. En sonunda paletti bilmem neydi derken tekrar iş muhtemelen buraya gelecek. Kaç lira burası? 325. Burası kaç lira? 425 desen 100 lira. Koy üzerine 100, 525. 10'ar lira daha koy. 550. Buradaki çanağı katlarsa ne olacak? Burası kaç lira? 425. Burası 250. 250, 450 olsa 200. 450, 200 daha 650. Sen işte 550, 600 olur mu? Olabilir. Garantisi var mı? Yok. Neyin garantisi var hayatta ki? Ya hiçbir şeyin garantisi yok. Bu bir hedef tayin. Olur olur. Olabilir. Yani sen bu kadar böyle bir enflasyon yaşanacağının yani farkına vardın mı? Tahmin edebildin mi? İki ayda fiyatların yani %19 gibi çok cüzi bir şekilde yukarı gideceğini.
Ne %19'u? Yani deli gibi gidiyor fiyatlar. Ne %19'u? 3 tane şey alıyoruz, 200 lira veriyoruz. Ne aldık ya? Hiçbir şey almadık yani. Adamın canını sıkarlar. Aselsan. Gitmiyor da bitti de bitti de bitti de. E tamam kardeş. Dur biraz sabret. Sabret. Sabret gönül. Değil mi? Öyle bir şarkı da vardı galiba. Bir gün olur. Evet. Bu hasret biter falan filan diye gider. Ha tepe burada. Dipler de burada. Tepenin olduğu yere ne diyoruz? Direnç. Diplerin olduğu yere ne diyoruz? Destek. Tamam dirence geldi. Ortalamaların üzerinde. Biraz sabret. Buradan hızlı geldi. Şimdi gene değirmen taşı gibi öğütüyor. Sabır taşı. Yalnız burada tabii uzun vade. Eğer bu borsaların yukarı gideceğine inanıyorsanız kardeşim, burası kaç liraysa bunu alırsın, yukarıya koyarsın. Burası kaç lira? 19. Burası ne kadar? 29. Biz neyi hedefliyoruz? Çanak katladığı anda ki katlayabilir, 39-40. Çanak katlaması 40 lira diyorsak ben diyorum 60 lira. Zamana bağlı. Kağıt buraya giderken 2000 şurada 2018 senesinde buraya giderken kağıt 47 liraydı. Oo mu falan dediler 100 lira olacak. 100 lira olmadı. 13 lira falan oldu. Yani 8 liraya indi. 16'ya indi. Zaten bu %100 bedelsiz verdiği için. Yani buradaki 23 lira esasında 47 lira filandı. E şimdi bedelsiz hali. Buradan koparsa hedef 39. Ne 39'u? Eğer beklersen burada göremediğin 100 lirayı buralarda bir yerde önümüzdeki belki 3-4 sene, belki daha kısa bir sürede görebilirsin. Tabii 100 lirayla ne alırsın, ne yaparsın? Şimdi o da ayrı mesele. Onu sorma bana. Yani. Baktığında oraya gidebilir. Şöyle bakalım. Daha kağıt burada. Yani daha kağıt 50 haftalık ortalamanın zar zor üstüne çıktı. Al sinyali geldi. Burada biraz zaman geçiriyor. Sonra buradan bu ortalama buraya gelip çarptığı anda buna bunu böyle yukarıya doğru itiverir. Tepeler nerede? Sen şuraya geldiği zaman eğer dertlenmek istiyorsan buraya geldiği zaman dertlen. 2,5 dolarda. 35-34 30 lira. 7,5 daha kal 37,5. Biz ne dedik? 39. Sen orada dertlen. Dertleneceksin. Şimdi daha dertlenme. Çünkü tepe orada. Bu tepe de hikaye bir tepe. Esas tepeler burada. 5 lira olsa 5 kere 15 75 lira. Ama biraz zaman alacak kardeş. Bak 2018 senesinden beri burada ikili dip oldu. Ama ikili dibin oluşu 3 sene sürdü. Yani dibin birisi burada. 2019'un Mart ayında öteki dip burada. 2022'nin Şubat'ı. 3 sene sürüyor burası. Müsaade et de buradan buraya gidişte biraz zaman alsın. Ama oraya gidecek o. Yani 4-5, 4,5, 5 dolara gidecek. Şöyle düşünün ya. Dünyanın ilk 10 ülkesine ekonomi olarak girmeyi düşünen bir ülkenin borsası
Yani 2 dolar olur mu? Veya 3 dolar, 5 dolar olur mu? Olmaz. Yani kağıtları 4 dolar olur mu? İlk ona girecek ekonomik olarak. Kağıdınız ne varsa Aselsan'ımız var. Kaç lira? Vallahi şu anda 60 sent. Evet. Yani 4 dolar olsa ne olacak? Amerika'da 4 dolara kaç tane senet var ya? Allah'ın seversen. 4 dolara kağıt mı var Amerika'da? Yani Apple bilmem ne şu bu falan diyorsunuz. Netflix'ler onlar bunlar. Ben bakıyorum böyle. 300 dolar, 500 dolar gibi bir hadi. Dolar, dolar, dolar yani. 4 dolara falan kağıt yok arkadaşlar. İlk ona girecek ülkenin böyle bir şey yok. İlk ona girdiğin zaman zaten senin ekonomin. Yani şu anki karşılaştırma yapıyorsan ilk ona giren ekonomi minimum 2 trilyon dolar falan yaratır ekonomik büyüklük olarak. Yani tamam 21 trilyonluk Amerika'yı yakalayamayız da veya 14 trilyon 15 trilyonluk Çin'i ama ondan sonrası 5 trilyon daha Almanya'yla ve Japonya var yanında. Sen de 2 trilyon olman lazım. 750 milyar lan ilk ona giremezsin ancak ilk 20'de sürünürsün. 19'larda filan. Ama aradaki mesafe o kadar fazla değil. Yani senin 10'la 10 veya 11. olan ülkeyle senin aranda pek fazla bir mesafe yok. Yani 5 trilyon dolarlık bir ekonomik fark yok yani. Ya, evet, fark var ama o kadar değil yani. Bunlar gider. Sabancı, geçmiş mi bakalım? 2400 endeksi. Geçti. Kardeşim 17 dolar, 17 lirada. Bak şimdi. Kağıdı nerede alacaksınız? Ya 17 lirayı çizdin. Direnç burada. Hadi burayı bıraktım. Şuraya bak. Veya şöyle yap. Üçgeni görüyorsun. Şimdi buradan bu malı alırsan sıkıntı olur senin için. Yani gidiyor diye. Niye? Al üçgenin yüksekliğini. Değil mi? Koy buraya. Güzel kardeşim. Tepeye zaten hedefe gelmiş. Ne uğraşıp duruyorsun ki orada? Çak malın yarısını. Allah Allah. Bırak almayı falan. Malın yarısını patlat bir kar al. Düşerse buralarda bir yerde yerine koyarsın. Ortalamaların biraz üzerinde veya şu geçilen tepenin biraz üzerlerinde bir yerde yerine koy. Şimdi burada böyle bıdı bıdı hareketlerde buraya girme. Burada testlere de gidersin gümbür diye. Gün içinde aşağı yukarı falan filan derken parayı kaybedersin. Geçti. Şurada alabildin mi? Koparken alamadın. Burada yukarı giderken ortalama üstüne çıkarken aldın mı? Alamadın. Şuradaki tepe geçilirken burada alabildin mi? Onu da burada geçilirken tepe aldın mı? Alamadın. Ama burada aldın. Bravo. Çok güzel. Tebrikler. Ondan sonra yani biz niye para kaybediyoruz? Kaybedersin. Yani para kazanman zaten bu durumda şey olur. Şans olur. Takip edeceksin kağıdı. Ne diyoruz? Ortalamalara yakın yerde alacaksın. Ortalamalardan uzaklarda bir yerde kağıt alınmaz. Bak burada alsaydın bak hop geldi ortalamaya. Bu kadar düşüşü yedin gittin. Panik içinde zararla sattın. Burada sattın. Tam alınması gereken yerde birileri aldı. Hop şimdi alırım. Orada direnç var. Burada bilmem ne var. Buraya kadar alamadın. Sonra buradan kopunca gidiyor galiba bu dedin. Hop burada aldı. Şimdi aşağı doğru süzülüyorsun. Geri kalan para da burada gider. Yok abi borsa bana göre değil. Abi esasında sana göre. Güzel bir yer. Ama şunları kovalayacağız arkadaş. Bak
Diplerin olduğu yer, diplerin olduğu yer, ortalamaların olduğu yer. Sabır, sabır, sabır. Ortalamaların olduğu yere gelsin bir kere. Buralarda gitsin, ne yaparsa yapsın. Başka tarafa bak. Bu kağıdı bırak. Başka tarafa bak. Başka yerde diplere yakın, ortalamalara yakın yerde birileri var mı kardeşim? Oraya bak. Oradan kopacaksa kağıdı, sopaya yat. Yani. Türk Hava Yolları, evet. Bakalım geçmiş mi? 2400 endeks. 2400 endeks burada kalmış. 26 lirada. Kağıt 38 lira oldu. Geçmiş. Petkim geçmedi. Şişe geçmedi. Garanti vermiyorum ama aklınızda bulunsun. Tek fen. Geçti mi? Geçemedi daha. Burada sağ omuzda uğraşıyor. Buralarda bir yerde alırsan belki burada satarsın. Belki burada satarım. Daha burası 2400 endeks. Geçemedi. En azından oralara doğru gidecek diye beklentin oluşması lazım arkadaşım. Sasa. 2400 endeksi geçti mi? Geçti. 61 liraydı. Ortalama. Hop, ortalama. Ortalamalar. Gelsin bakalım ortalamaya. Ondan sonra düşünürüz. Şuraya gelirse daha iyi. Yeşile gelirse alım için. Macera mı? Macera olabilir. Burası neresi? Tepenin olduğu yer. En tepe. Yunsa gitti. 20 liranın üzerine attılar. Burada ne var şimdi? Buradaki tuzak düşüşü geçiyorum, es geçiyorum. Hatta istersen gel, ikili dip olur. Yani birinci dip burada, ikinci dip burada. Kağıt. Şimdi şuradaki direnci geçiyor. Hiçbir şey olmasa teknik olarak çok oynuyor. Çok oynatıyor kağıdı gün içinde aşağı yukarı aşağı yukarı. Sen de 1000 notun varsa 200 notuyu da yukarı giderse sat, düşerse al falan onunla beraber oyna dur. Ama bunun teknik hedefi şu anda 10 lira. Büyük bir çanak. Tamamlanabilir mi? Şuradaki gap kapatılabilir mi? 12 lirada kapanabilir. Şu büyük çanağı buradan bu şekilde götürerek kapatabilir. Alımda mı? Alımda. Ortalamaya çarptı. Zıplıyor şimdi. Burada gelip alırsan geçmiş olsun. Tıpkı burada alıp buralara kadar inen tepede ortalamalardan uzakta alırsan buralara kadar inen bir hareketle karşılaşırsın. Burada alırsan ortalamalardan çok fazla uzaklaşmış olur. Böyle çakarlar sana aşağıya doğru kağıdı. Panik içinde buradan alırsın, 14'ten alırsın, 11'e verirsin, 10'a verirsin. Tamam, temizlenir gidersin. Koy stopu. Ha, burası kaç lira? 7 lira. Ya, tamam koy 7 liraya stopu. Bakalım ne olacak? 8 lira, 14 lira, 6 lira, 8 lira, 7 lira, kayıp 1 lira. Yani 1 lira kayba, 7 lira kazanç. Potansiyel. Hatta abi bu yazı turayı. Her yerde böyle bir imkan varsa atacaksın o yazı turayı. Deneyeceksin. Ha. Burada alırsan sıkıntı olur. Ama ortalamadan kalkarken ortalamanın altına stopu koyarsan pek o kadar sıkıntı olmaz. Kaybedebilir misin? Kaybedebilirsin. Ortalamanın altına gider kaybedersin. Çakar çıkarsın. Kaybetmeyeceksin diye bir kural yok. Yani kayıp her zaman var.
Kaybetmeyeceğim diye bir kural yok burada. Eğer öyle bir ruh halin varsa ben hiç kaybetmeye tahammül edemem şu bu falan filan bir anda depresyona girerim falan hemen tası tarağı topla başka yere. Hadi canım naş naş. Burası senin yerin değil. Hasta olmaya gerek yok burada. Bakalım. Bugün baktın gözüme çarptı. Ah. Tatkıda. Onu da sürüklüyor birisi. Spek kağıdı. Geldi direncin oraya. Ama alacağı yer buradadır. Burada değil. Ortalamaların olduğu yerde. Örneğin. Şurada alım sinyalinin geldiği yerde. Ne vardı bugün gidenlerden? Doğru dürüst işlem görmeyen, yani spekülatör veya patron kim varsa artık orada. Heh. Bir başka kağıt da bu. Konya Çimento. İyi kardeşim, bravo. Ne? Ne oldu bu? Allah Allah. Kağıt buradan 200 liradan kalkıyor. 1795'e gidiyor. 1795'te satış geliyor. Haftalık grafik bu. Günlüğe çevirelim. Bak kardeşim tepe burada. Bu biraz şeydir yalnız. Lotlar falan filan fazla olmadığı için bir lot alış satış koyuyorlar. Likit değil. Yani laf ola beri gele bir yer. Ama sabrın varsa kağıt burada. Ha şimdi. Ha. Dipler. Baş. Çanak olacaksa. Sağ omuz. Ne oldu kardeşim burada? Ortalamanın üstüne gitti. Geri geldi ortalamada. Koy abicim bunun altına stopu. 900 liranın altına stopu koy. Bak bakalım 1250'ye gidiyor mu? Yani kağıt 920'de sen 900'e stop koyuyorsun 25 lira. Tamam. Karşılığında neyi bekliyorsun? 1250'ye gidişi. Nereden? 950'den 300 lira. Ya 1'e 10 yani. 1'e 12. Ama dert o ki lot yok. Ama işte ortalamaların orada. Bu tip kağıtları kovalayacaksın. Konya çimento olması şart değil. Ortalamaların oralarda. Nasıl oluyor hocam ya? Gider mi? Gider mi? Neredeydi burada? Ortalamaların orada. Arka arkaya iki hareket. Sabahleyin burada. 1270'lerde falan. 75 lira yukarıda. Verir. Orada verir. Bak 1, 2, 3, 4, 5 bir sürü tepe var. Alacağın yer burasıydı. Yani 1000 liranın 1070'in biraz altı. Burası kaç? 1270. Burada parayı bıraktı 200 lira. Ama tam ortalamaların orada. Alırsan burada, buradaki tepenin olduğu yerde de çakacaksın. Bir önceki grafik için konuşuyorum yani. Ama burada orada Konya Çimento'da 1000 not almayacaksın. Alamazsın. Satamazsın. Sattırmazsın. Yani 5-10 lot, 15 lot, 50 lot tamam 3-5 lot toplayabilirsin. Öyle bir yer yani. Lot yok. Gel bakalım başka yere. Nereye gelebiliriz? Ereğliler gitti. Kağıdın alma yeri burası. En kötü ihtimal burası kırılırken.
Yunusay. Not yok, bir şey yok ama 1000 notu bilmem neyi taşıyabilir. Bak şuradaki yatay alandan burada kopuyor. Ortalamaların orada kopuyor artık. Hocam buraya gideceğini biliyor muyduk? Yok, belki bilmiyorduk. Ama buradan koptuktan sonra yani en azından şuradaki bir ve ikinci iki tepeyi şuraya gidebileceğini tahmin edebilirsin. Şu aradaki mesafe senin kardeşim cepte. Sonrası başka bir hikaye. Sonrası ne? Gelen olumlu bilgilerle yok temettü verecek, yok bilmem ne. Bunu flamanın veya bayrağın çubuğu gibi görürsen, öyle farz edersen, buradaki sıkışma alanında bayrak gibi gör. Bu alanda. Bayrak kadar daha yukarı taşı. Bayrağın sopası kadar. Ve kağıt oldu burada. Peki bu çanağın katlanma yeri neresi? Dipler burada. Öyle değil mi? Bir, iki falan filan. Çanağın tepesi nerede? Burada. Al abisi o çanağın kalınlığını. Şöyle bir çanak oluşuyor. Böyle geliyor. Böyle dönüyor. Tam bir yarım daire. Koy bunun üzerine. Buradaki fiyat ne? 26. Flama yaptığı zaman 25. Çanağı katladığı zaman 26. Demek ki orada artık almayacaksın. Hafiften hafiften sen satacaksın. Senden daha bilgisiz bir şekilde hurra diye belki de her şeye dalanlara. Öyle bu oyun. Bu iş böyle. Ha, uzun vade ben tutarım. Şimdi uzun vade tutarım dersen o zaman iş başka. Gelirsin buraya haftalığa. Bütün bunları silersin. Çevirirsin abisi bunu dolara. O zaman buraya bakarsın. Uzun vade. Kaç lira burası? 2,5 dolar. Paraleli de çizersin. Yatay bir alan var mı burada? Kabak gibi bağırıyor. Ben yataydayım diye. Daha burada yeri kalkıyor ki. Hedef burası kaç? 2 dolar. Burası neresi? 1,95. 2 dolar olsa 28 lira. Ya 30 lira diyelim. 15 liradan. Biz ne dedik? 25-26 civarı dedik. Ama gerçek tepe 2,5'ta. 2,5'ta 37,5 lira. Yani 25-26'da durmazsa o zaman 28 veya 37'ye bakacaksın. Çünkü belki de dolar bazında tepeye götürüyorlar kağıdı. Çünkü götürülme kağıdı. Lotlar motlar belli orada. Yani topladığın zaman kağıtları alır götürürsün kağıdı. Evet. Şeker var. Kağıt 1 lirayken alınır. Burada tepe var. Kağıt ama daha gidebilir. 1.40'a, 1.50'ye doğru gidebilir. Bir banka harekatı daha başlarsa onlara katılarak gider. Evet. 2400 endeks. Geçti mi? Geçti. Şişman parmak var diyoruz kardeşim. Yıllardır var. Al, tepelerin olduğu yer burası, diplerin olduğu yer burası, yatay bir alanda. Kalınlık bu kadar, bu kalınlığı koyarsan üst tarafa, taşırsan yukarıya, hedef olarak geleceği yer 145. Büyük çanağı eğer düşünüyorsak, büyük çanağın tepesi burada. Dibi de burada. Eğer büyük çanağı katlayacağım diyorsan böyle. Yok hocam ben öyle düşünmüyorum. Üçgen yapacağım ben. O zaman şöyle yapacaksın. Demek ki senin
Hikayem bu. O zaman üçgenin kalınlığı, yüksekliği bu kadar. Üçgenin yüksekliğini alıp kopma yerinden itibaren bu kadar taşırsan, o zaman buradaki fiyat 150. Hocam 150 iyi mi, keser mi bizi? 150 bizi keser mi? Zararda şirket, değil mi? Zarar yazdı galiba, büyük zararlar. Zararda olan kağıt buralarda. 150 lira hedefi var. Tümünü silelim. En yakın tepe burada kardeşim. Dolar bazında. Ortalamadan bak, yeni kalkıyor da. İki tane dip burada. İkinci dipten kalkıp ortalamanın üstüne çıkıyor. Desek ki kardeş, ikili dipten kalktı. İkili dibi yukarı yönde katlaması hedef. Katladığını düşünelim. Hayda, buradaki tepeyi verdi. İyi mi? Ne tesadüf. Büyük dipler de burada. Majör dip. Kaç tane dip var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 15'i gösteriyor. 15 çarpı 15. 225. 15 dolar. 15 dolarda iş bitiyor mu? Müessesemiz onun yanında başka şeyler de verecek. Çünkü 15 dolar daha buradaki tepe. 2013 senesindeki tepe burası. 22 dolar. Şu büyük çanak böyle, böyle, buradan böyle, buraya doğru. Şöyle yapayım. Bazı aracı kurumlar, şunlar bunlar, hedefleri devamlı revize ediyorlar. Ne revize vizesi ya? Bizde revize yok. Biz direkt kafadan söylüyoruz nereye gideceğim. Ne? Acar ve Ahmet Mergen farkı. Kusura bakmayın. Kendinizi Ahmet Mergen'le karşılaştırırsanız üzülürsünüz. Biraz da böyle hava basayım, kasayım kendimi. Bir şey yok. Gayet rahat bir takım projeksiyonlar yapıyoruz arkadaş. Yani çok da aman aman bir şey değil. Tüpraş'a 325 lira hedef biçiyorlar. Canım benim ya. Ne kadar şekersiniz ya. 90 lirada bahsediyoruz. Bu kağıdı tuttun. Nerelere gideceğini daha sonra sürprizlerle karşılaştın. Ne be 325'i? Hangi 325? Gel, gel yukarı. Orada mı kalır o kağıtlar? Yani sen bana hedef vereceksin. İlk ona gireceğim diye dünyada. Tüpraş 325 lira hedefi olacak. Yok ya. Canım benim. Şöyle gel bakayım 3-0'lı rakamlara doğru. Bu çanak. Bu çanak tamamlandıktan sonra ne oluyor? Zaman içinde katlıyor kendisini. Ya yok hocam ya, yok artık. 3 liradan 22'ye 19. 22-19'da ne etti? 41. 40 dolar desek yani 15 lira olsa dolar, hala 15 lira kalsa önümüzdeki 2-3 senede zaten 600 liraydı. 15 lirada da kalmaz. Yani önümüzdeki 2-3 sene dolar 15 lirada kalacaksa bence süper başarı olur. Ya olağanüstü olur. Ne kadar az yukarı giderse o kadar iyi. Hele bir de FED faizleri falan artacak. Şu olacak, bu olacak. 15 dolarda, 15 lirada kalacak. Yok. Sakin sakin tırmanırsa başımızın üstünde yeri var. Ona katlanabiliriz. Her şeyin bir mantığı var. Mantıklı olduktan sonra gayet rahat her şeye katlanabilirsin, kabullenebilirsin. Mantıksız olunca insan sinirleniyor. Niye?
Ya arkadaş biz aptal mıyız ya? Yani sen beni aptal mı zannediyorsun? Yani sen kendini ne kadar akıllı zannediyorsun? Böyle böyle insan sinirleniyor. Yoksa makul şeyler. Tamam, anlaşılır. Evet, olabilir. Böyle bakmak lazım. Evet. Bu arada ben kaptırdım. Soru moru almadan devam edip gidiyorum. Grafik. Migros. Şimdi baktığın zaman babalar tepeler burada şimdi. Yani diplere bakarsak dipler burada. Onlar biraz geride kaldı artık. Hadi bir üstteki şu kısımda şurayı kul diye düşünsek onun dibi nerede? Onun dibi de 35 lirada. 47'de biraz böyle mızmız gidiyor. Ama 2400 endeks fiyatını geçmiş mi? Geçememiş. Daha hala oraya doğru tırmanıyor. Geçebilir. Ama bu bir anda 100 lira olmaz. Çünkü arkasında bir sürü dava mava falan yani sıkıntılı işler var. Herkesin sevgilisi. Nerede? Kozal. 2400'ü geçti mi? Geçti ama. Bak buralarda falan geçmemişti daha. Sonra tık 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 tırmandı. Gelin işi biraz daha şey yapalım. Bununla bunu birleştirelim. Tepeler böyle oluşmuş olsun. Dipler. Dipler de belli abi. Dip burada. Büyük bir şöyle bir çanak var. Bir de böyle bir kulpu var bunun. Evet, bunun hedefi neresi olabilir? Bazı arkadaşlar yazıyor. Ben tabii cevap vermiyorum artık. Yani teknik analizle bilmem neyle yani bir takım yerler hedef ler şunlar bunlar bulunamazmış, temel analizde bulunurmuş, çarpmış, çürtmüş. O zaman temel analizde bulun hedefinizi. Ama temel analizde bulduğunuz hedefi, temel analizde nasıl buluyorsunuz? İşler iyiye giderse, satışlar daha da artarsa, karlılık şu kadar olursa, son çeyrekte bilmem ne bir sene önceki çeyrek arasındaki farklılık %12 artarsa sen sağları mağları falan ekliyorsan o zaman ben de sana şunu söylüyorum. Buradaki çanak yukarı katlarsa benim hedefim 200 liranın üstü bu. Burası fincanı olsun. Yazalım. Yani herkes konuşuyor. Olursa, olursa bilmem. Tamam. Bu da kulpu. Kulpu katlarsan 200 lira. Fincanın kendisini katlarsan 225 liralara doğru gidiyor. Tırmanıyor. Bunu geçelim. Trendi takip et. Koza. ...2400 endeksi geçmiş mi? 2400 endeksteki fiyatı geçmiş. Orası 26 lira civarındaydı. Kağıt oldu 32-33 lira. Bunun çanağı burada, fincanı. Bu
Buradaki fincan burada. Şöyle bir fincanı var bunun. Kulpu. Kulpu Salvador Dali kulpu. Biraz eksantrik bir kulp. Yukarıda yani kulp. Şöyle oluştu kulp. Böyle bir kulpu oluştu. Daha yukarıda. Bu fincandan tabii biraz, bu fincan kupla biraz kahve içmek zor. Çanağı da bu, fincanı bu. Ama kağıt yukarı gidiyor kardeşim. Bakın burası da fincanı, burası da kulpu. Kağıt yukarı gidiyor ama niye satış geliyor? E gelir. Ortalama nerede? Ortalamalar nerede kaldı? Kağıt nerede kaldı? Olmaz. Bak burada da nasıl satış yiyorsa ortalamalara doğru sarkmaya çalışıyorsa. Burada da muhtemelen ortalamalara doğru gelecek. Senin alman gereken yerler ortalamaların olduğu yerler. Yaklaşık oralar. Tepelerde değil. Ortalamaların oralarda bir yerlerde alacaksın. Ortalamaların üzerine çıkarken ama ortalamalara yakın yerde. Ya hocam koza kozal yaptım. İpeği niye yapmıyorsun? Tabii canım. Üç silahşörler ve D'Artagnan burası zaten. İpek de aynı gruba, aynı hikayede. Onun da, o da yukarı gidiyordu. Nerede bakayım o? Hop hop hop. Evet. Mikem'in 400 endeksteki fiyatı geçmiş mi? Geçmiş. 18.85'i aşmış. Direnç. Diplerin olduğu yer belli. Bu yatay alandan, bu çanaktan yukarı yönde koptuğu zaman kardeşim senin bu kadar kalınlığı alıp yukarıya doğru taşıman lazım. Yani senin hedefin 25 lira. Senin hedefin buralar. Gidebilir mi? Gidecek. Belki yani ama müsaade et. Boşluk var. Ortalamalardan da biraz uzakta kalmış. Belki ortalamaya doğru gelerek yani gidecek deyince illa devamlı olarak haldır 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 gitmesi anlamında konuşulmuyor. Böyle de olur. Sonra böyle olur. Gitti mi? Gitti. E hocam önce düştü ama. Kardeşim yani düşebilir de önce. Ortalamalar yani nasıl buradayken diyebilirsin ki kağıt 25 lira olur. E alıyor burada. Kağıt buraya iniyor. E hocam bak düştü ama. E ama sonra da çıktı bak 25 liraya gidiyor. Ya hangi dilimde konuşuyoruz? Sen kendine uygun zamanda konuşuyorsun. Hocam düştü diye. Ben de kendime uygun zamanda. E bak çıktı bak. 22.5 oldu. Uygun yerde alacaksın. Burada alacaksın. Ortalamaların olduğu yerde. Burada ortalamalardan uzakta değil. Alırsan da stopu iyi koy. Alırsan stop kullan. Evet. Hadi iki tane de soru alalım. Zaten saati 10 yaptık. Kimseye de söz vermedim. Herkese işte anlatmaya çalıştık. Bilmiyorum. Bir şeyler kapabildiniz mi? Soruyorum hemen hocam. Şöyle bir soru var. Sektör bazlı bir değerlendirme yapacak olsanız 2023 portföyü hangi sektörlerden seçerdiniz? 2023 için riskli gördüğünüz sektör var mı? Yani şöyle diyeyim. Bir dakika ya. Benim şey burada mıydı acaba? Dur bakayım iki dakika. Öteki bilgisayarda olabilir. Şuradan ben alayım şeyi. Kopyayı.
Evet. Evet, bir dakika şimdi. Nasıl açacağım bunu? Şöyle yapayım. Evet. Şöyle gösterelim. Bu ekran gözüküyor mu? Şu an ekran. Matrix ekranınız görünüyor hocam. Matrix ekranı mı gözüküyor? Evet. Tamam, bir dakika. Bunu oradan kaldıralım. Şimdi gözüküyor mu? Evet hocam. Geldi mi kağıtlar? Evet geldi. İşte mesela yıllar öncesi, yani bizim endeksin, nasıl diyeyim, baba isterseniz fotoğrafını çekebilirsiniz ekranın. Şimdi bankalar, Akbank, İşçe, Yapı Kredi, Garanti. Ben o zamanlar için %20 demişim. 100 liranın 20 lirası. İsterseniz 15 koyarsınız. Eğer banka almak gibi, hani faizli şuydu buydu, ben bankalarla uğraşmıyorum diyebilirsiniz, saygı duyarım. O zaman %20'yi başka yere dağıtacaksınız. Ne demişiz? %10. 10 liranın, 100 liranın 10 lirası. Koç Holding Sabancı. 5 lira ona, 5 lira buna. Eyvallah, ben Koç'u tercih ederim. Çünkü her zaman bedelsiz verir hisseleri. Bedelli medelli bölünmez hiçbir zaman. Ama isteyen Sabancı'yı da kullanabilir. Eski kamular, hangileri bunlar? Türk Hava Yolları, Erdemir, Petkim, Tüpraş.
hepsinden 5'er liralık alsan %20, 20 lira. Veya Tüpraş 10 lira yaparsın, hava yolları atıyorum 10 lira yaparsın, Ereğli 10 lira yaparsın, bankaları %20'den 10'a indirirsin. Mesela cam, şişe cam %10, sen onu 5 yap, 5'ini Erdemir'e koy istiyorsan mesela. Eski kamuları biraz arttır, %20'yi %25 yap, şişe camı 5'e indir istiyorsan. Ama benim görüşüm bu, 10 lira da oraya, Ford Tofaş. Yani 5 veya 10 lira Ford veya 10 lira Ford 5 lira Tofaş 15 yap. Tamam mı? Beyaz eşya Arçelik, savunma sanayi Aselsan, diğer senetler var. Geri kalan son 20 lira. Bu 20 liradan 5 tane veya 4 tane senet seçebilirsin. Ne mesela? Brisa, Alarko, Goodyear, Kardemir, Pegasus, Turkcell. Turkcell ağır gidiyor. Veya Migros, Otokar, Koza, Kozal, Tekfen, Sasa, Tavhol, Çimsa, Akçansa, Vespe. Bunlardan 4-5 tanesini seçersin. 4 lira, 4 lira, 4 lira yapsan 5 tane de bunlardan seçersin. 20 lirayı da buraya koyarsın. Veya bankaları hiç almazsın. Faiz dolayısıyla almıyorum dersin. O zaman getirirsin. Burayı %40 yaparsın. Anlatabiliyor muyum? Yani bu senetler gitmezse zaten endeks de gitmez yani. Nereye gidecek? Hektaş da olabilir. Unutmuşum. Yani Hektaş gibi bir kağıt da olabilir orada. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle 2-3 tane daha unutmuş, 5 tane unutmuş olabilirim. Ama konsepti anladınız mı yani? Bilmiyorum ama. Yani bunlar olacak yani. Olması lazım portföyde. Yani Fasarya bir sürü kağıt var. Bırak kardeşim onları ya. Şunlardan bir portföy ya, yıkılmazsın kolay kolay. Yani öyle kolay değil yıkılma. Nereye yıkılacaksın? Ama öteki tarafta tuzla buz olursun. Darmaduman olabilirsin. Toz olabilirsin yani. Burada nereye toz olacaksın? Ford mu gidecek, yıkılacak? Arçelik mi? Aselsan mı? Yani Türk Hava Yolları Ereğli falan mı çökecek yani? Öyle bir şey var mı? Zaten oldu mu geçmiş ola herkese. Evet. Başka soru? Anlaşıldı mı bu? Yani herkes... İsteyen fotoğrafını çekebilir ekranın şeyiyle, telefonu veya print screen yapabilir. Print screen'le bir kendine bir atabilirsin şeye. Resim dosyasına. Sona doğru geliyoruz. Ama ilk sorulan sorulardan devam edeyim isterseniz. Ege Endüstri, Ege En yorumlar mı? Bunları hep konuşuyoruz. Hep aynı sorular geliyor. Yani evet. Daha değişik sorular olsa iyi olur. Çünkü, en son Hektas ve TTRAK eksikliği Güven Bey söylemiş. Onu da yorumlayabilirsiniz isterseniz. Tekrar ekran paylaşımız, yeni paylaşım diyelim. Bunu paylaşıyoruz. Geldi mi ekran? Henüz gelmedi hocam. Geldi şu anda. Kağıt ortalamaların altında, üstünde. Kağıt burada nedir? 1763. Ortalama burada. Yani koyacaksın 1750'ye stopu. Bekleyeceksin kardeşim bu çanağın tamamlanmasını, 2200 çanağının tamamlanmasını, sonra da o çanağın katlanmasını bence bekleyeceksin Ege Endüstri'de. Öteki neydi? Öteki de Türk Traktör. Ha, Türk Traktör. $250. Bu da koç kağıdı benim bildiğim ama. Heh. Nerede burada tepe? 2400 endeks tepesi geçilmiş mi şurada? Geçilmiş. Çanağı katlarsa nereye gider? Ona bakacaksın. Burası fincanı.
Şöyle yaparsak da kulpu. Burada da kulpu var. Bu da fincanı. Şöyle. Vallahi fincanı, kulp ne kadar? 180, üstü 220, 40 lira. 220, 40 daha 260. Neredeyse oraya doğru gidiyor. Fincanı katlarsa burası kaç lira? 136. Yani 220 desek, 130 desek, 70, 90, 220'ye 90, 300, 300 liraların üzeri. 300, 320 oralarda olabilir. Zaman içinde. Trend yukarıya kardeşim. Şöyle dipleri birleştiren, buradaki dibi al. Şöyle birleştir dipleri. Bu çizginin üstünde trend yukarıya doğru gidiyor. Hatta istersen paralel bir çizgide şöyle tepeden çizebilirsin, yani bu tepeden. Eğer kanal oluşuyor mu diye bakarsın. Böyle bak. Yani kağıt buraya geldiği zaman zaten, şuraya geldiği zaman kanal gibi üst çizgiye değiyor. Hedefe gelmiş. Bakarsın. Çanağın kalınlığı bu. Çanağın kalınlığını katlamış mı? Katlamış. Tamam, satıcı gelir artık. Hedefine erişmiş yani. Ne yapacak başka? Ondan sonra bir düzeltme yaşayabilir. Şu anda trend yukarıya Türk Traktörü'nde. Evet, geçelim. Hocam, son olarak da Anadolu Efes ve Ülker. Vallahi ikisi de kanserojen veya ülserojen yerler. Yani adamı hasta ederler. Ülker şeyini kaybetti artık, böyle havasını. Yani paralar maralar, Londra'ya gitti geldi, bir şeyler oldu falan. Anadolu Efes'te beklenebilir ya. 2400 endeks fiyatı 37 lira. Şimdi şurada tamam, ortalamalar civarında kağıt duruyor. Gerçi yukarı yöndeki son hareketlere katılmamış belki. Yani endeks yukarı giderken bu yan yan gidiyor ama burada belki güç topluyor olabilir. Yani ortalama şurada 27 lira civarında. Onun altına inmediği sürece bir şurayı şunu şöyle yukarı yönde katlayarak, tamam mı? Buraya gelmesini, yani şöyle büyük bir çanak tamamlayıp 2400 endeks fiyatını, yani geçmesini bekleyebiliriz. Şöyle bir çanak. Şöyle. Yani burada çanağın sol omuzu, başı, şurada da sağ omuzu yaparsak şu hareket fiyatı yukarıya doğru iter. Belki geçilen yere bir daha verirler. Ama şunu beklemek lazım. Şöyle bir hareket. Beklenebilir öyle bir hareket. Evet. Anadolu Efes bu. Ülker yani yatay alandaydı. Oradan giderek mızmızlandı, maymaylandı, bilmem ne. Bir de onun godivası, modivası falan bir takım işler döndü. Bir sürü laflar dolaştı. Bir şeyler oldu. Yani kağıt yılların kağıdı gayet güzel yukarılara falan giderdi. Bozdu ya. Yani kendisini kağıt bozdu. Normalde bu kağıt, yani baktığın zaman hep her endeks çıkışında daha yukarıya, daha yukarıya, daha yukarıya giderdi. Öyle bir kağıttı. Şuradan itibaren kağıt bozuldu.
Yani biraz da başka konular da var galiba da. Tabii o konuları burada yani açıklamak biraz zor. Herkese açık ortamda bazı şeyler konuşulamıyor. Ama kağıt belki de toparlanıyor diyeyim. Yani bir sürü kağıt var. Yani bu şekilde. Eğer malınız varsa alınabilir. Burada stop. Kaç lira burada? Stop. 16.60. Ortalama orada. 16.50'ye stop koy. Veya 16.40'a bir yerlere, 16'ya. Nereye istiyorsan orada. Şunun katlanması ihtimali var mı? Yani isterlerse katlayabilirler. Şu çanak yukarı yönde katlarsa buradan koparak inşallah kopar. O zaman biraz daha da giderek şu 2400'deki tamam mı? Şu 2400 tepesine kadar gidebilir. Orada dert başlar kardeş. Çünkü bir sürü tepe var. Yani buralarda falan filan bir sürü tepe var. Yani. Ama oraya kadar beklenebilir. Yani bir yere stop koy. Ortalamaların altına bir yere stop koy. Kağıdın oraya kadar gitmesini bekle. Ama eski Ülker hareketleri olmuyor bunda artık. Yani Ülker normalde eskisi gibi olsaydı çoktan şimdiye kadar yeni zirveye gitmişti. Buradaki yatay alandan bir koptu aşağıya. Bu yatay alan kadar hop gidiverdi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi onu tekrar geriye sarmaya çalışabilir. Evet. Bu haftaki ilk seansımız, ilk ders konusu burada da bitiyor. Herkes inşallah bol para kazanır. Evet hocam, çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için yayınlar Acar Menkul Değerler YouTube kanalımızda yüklü olacak. Bütün yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum herkese. İyi akşamlar bakalım herkese.